Ekibimiz bu hafta Tur Yol Sınırlı Sorumlu Turizm Yolcu Deniz Taşımacılar Kooperatifini ziyaret etti. 1900'lü yılların başından bu yana sektörde olan kurum, müşterisine en ekonomik yolla hizmet veriyor. Yolcu taşımacılık hizmetlerinde duayenlerden biri olan Tur Yol'un yeni yatırımları hakkındaki detayları Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Can'dan dinledik. 20. yüzyılın başlarına dayanan bir birliktelikten oluşan bir topluluktur. Ancak biz kendi içimizde esas büyük değişimi 1998 senesinde kendi teknelerimizde, gemilerimizde teknik, idari, mali, hukuki değişiklikleri gerçekleştirerek yaptık. Tabii 98 senesinden sonra da biz toplu ulaşımda daha önemli rol oynar, sorumluluk alır bir pozisyona gelerek taşıma kapasitemizi büyük ölçüde artırdık. Yani taşıma koltuk kapasitemizi artırdık. Bizim eskiden 8.000 civarında olan koltuk kapasitemiz bugün geldiğimiz noktada 36.000 kapasiteye erişti. Yunus Can önlerinin açılmasını istedi. Ancak geldiğimiz noktada biz 98 senesinden önce de iki tane hattımız vardı. Kadıköy'den Karaköy Eminönü'ne ve Üsküdar'dan Karaköy Eminönü'ne. Bu hattımıza ikinci bir hat daha ilave edebilmemiz olmadı, mümkün olmadı. Bunu talep etmemize rağmen. Dolayısıyla bizim artırmış olduğumuz bu yüksek kapasiteli bir artış sağladık. Hiçbir şey de yaramamış oluyor. O bakımdan bu açıdan çok büyük sıkıntılarımız var. Yani bir filo büyüttük ancak filoyu atıl hale getiren bir sistemle karşı karşıya. İdare herkese adaletli olmak zorundadır. İdaret kendi teşekkülü olsa da, iktisat teşekkülü olmasa da herkesi yasalar çerçevesi içerisinde değerlendirip halkın yararına çalışmayı sağlayacak düzenlemeler yapmak mecburiyetindedir. Bunları idare de yapmadı, yapmıyor. Büyükşehir Belediye İstanbul Deniz Otobüsleri de bu yönde bir karşı duruş gösterince, bize karşı duruş gösterince Büyükşehir Belediyesi de o yönde hareket etmek durumunda kalıyor. Bunlar çok kötü ve çirkin şeyler işin açıkçası yani. Bunların kimseye yararı olmadığı gibi üstelik